Selam arkadaşlar, herkese merhabalar. Yine çok güzel Kaliforniya'nın böyle mükemmel havalı günlerinden bir tanesine, havası olan günlerin... Havası olan ne? Evet arkadaşlar, denize geldik şimdi. Deniz böyle traditional Amerikan restoranlarından bir tanesi. Burada traditional Amerikan, yani geleneksel Amerikan mutfağı gibi geçiyor işte. Her çeşit şey var. Genelde böyle işte et, yumurta ve işte hamburger, burger ve sandviç üzerine bir yer. Tabii ben bir Türk olarak kahvaltı için ne söyledim? Çay söyledim, siyah çay. Lipton poşet çay geldi böyle bir kuponun içerisinde. Ama benim bu Denny's'in ve daha doğrusu Amerika'daki bu tarz yerlerde en çok sevdiğim şey çay. Siz söylemeseniz bile limonla ve balla birlikte geliyor. Adamlar iki paket bal verdiler yani. Bal da böyle San Francisco Pure Honey diyor. Yani hani saf bal diyor. Bilmiyorum, yalansa da onların ayıbı yani sonuçta. Ben saf bal diye koyacağım bunun içine. Ekşi hamurdan ekmek, bizim standart Türk usulü yumurta, hash brown dediğim zaman zingo, bu işte şu dilimler patates, bunu rendeleyip tavada kızartıyorlar. Bu da T-bone steak, yani bonfile. Kahvaltıda et yemek ne alaka derseniz, bu Amerikalılar yiyor. O yüzden de biz de yiyoruz. Bir de kahvaltı gibi düşünmemek lazım, yani şu anda saat 3'e geliyor. Bunu öğle yemeği kahvaltı arası karışık bir öğün gibi düşünürsek, hatta belki ben akşam yemeği bile yemem bundan sonra. Bir şeyler daha atıştırıp geçiştirin. O yüzden de böyle bir menü söyledik. Evet, Alameda'ya geldik arkadaşlar. Alameda bir ada. Anakara'ya çok yakın ama yani yapı itibariyle tam olarak bir ada. Anakara ile bir bağlantısı yok. Bir tane köprü, bir tane daha alt geçit, Türk geçitle karayolu bağlantısı sağlanmış. Bu sebeple de bu bölgedeki en güvenli yerlerden bir tanesi. Zira Türk geçitin çıkışı Oakland polis karakoluna çıkıyor, polis merkezine çıkıyor. Oakland polis merkezi de Bay Area'daki, yani bu bölgedeki en büyük ve en kapsamlı polis merkezi. Diğeri de zaten asma köprü, açılır kapanır köprü. İçeride de bir olay olduğu zaman, bir suç rapor edildiği zaman hemen köprüyü de kapatıyorlar, çıkışı da kapatıyorlar. Suçlular adada kalıyor. Hiçbir yere kaçışları mümkün olmuyor. Tabii ki suçlular da aptal değiller. Bu durumu bildikleri için onlar da burada suç işlememeye çalışıyorlar. Ben Alameda'da yaklaşık 2 hafta kadar falan yaşamıştım. İlk Amerika'ya geldiğim zaman çok sevdiğim, çok beğendiğim yerlerden bir tanesidir. Gerçekten mükemmel. Ben bu şu anda üzerinde konuştuğum cadde üzerinde yaşıyordum. Yani bu cadde üzerinde oturuyordum. Evet arkadaşlar, şimdi Alameda'dan ayrılıyoruz, çıktık. Gideceğiz Berkeley'ye gideceğiz. Berkeley'de de biraz sahilde takılacağız. Orada da belki biraz drone uçururuz, biraz vakit öldürürüz. Sonra da gidip Berkeley'de bir yere oturup böyle bir çay kahve falan içeceğiz, biraz dinleneceğiz. Ondan sonra da akşamleyin, eğer ki Golden Gate Warriors kazanırsa bu maçı, şampiyonluk kutlamalarına katılmaya gideceğiz. Şampiyonluk kutlamalarını seyredeceğiz ve biz de Warriors'un şampiyonluğunu kutlayacağız. Şimdi bu Warriors hikayesini ben bir anlatayım. Şimdi Amerika'da Amerika'daki bütün eyaletleri böyle bir bütün Amerika gibi düşünebilirsiniz ama bu basket işinde tam öyle olmuyor. Şimdi Doğu yakası ve Batı yakası. Batı yakası olarak Kaliforniya ve bu bölgeler, yani hani tam olarak Amerika'nın batısında kalan. Doğu yakası da işte New York'un, Washington'ın olduğu, eyalet olan Washington değil, Washington şehrinin olduğu bölge ve o bölgeler, yani ortaya kadar Doğu yakası diye geçiyor. Şimdi her yıl Amerika'da Doğu yakasındaki takımlar kendi içinde bir turnuva yapıyorlar. Batı yakasındaki takımlar kendi içinde bir turnuva yapıyorlar. En son Doğu yakasının şampiyonuyla Batı yakasının şampiyonu, şampiyonlar şampiyonu olmak için bir maç daha yapıyorlar. Şimdi biz burada Doğu yakasında, Batı yakasında Golden Gate Warriors geçen senenin şampiyonu olmuştu. Batı yakasında şampiyon olan takımın da adı Thunder. Thunders diye bir takım var. Onlar da Doğu yakasının şampiyonu olmuşlardı. Şimdi NBA'de böyle sayı usulü maçlar yapılıyor. İşte maç kazananı bir sayı gibi düşünürsek 4 sayıya ulaşan, yani 4 galibiyete ulaşan bu şampiyonluğu alacak. Yani Thunders. Thunders'tan ilk 4. galibiyetine ulaşan şampiyonlar şampiyonu olacak. Normalde 3-1 Thunders'lar öndeydi.
geçtiğimiz hafta üst üste iki maç kazanarak... Thunder. Özür dilerim, S yokmuş, Thunder'mış. Geçtiğimiz hafta iki maç üst üste kazanarak eşitledi Golden Gate Warriors. Şu anda 3-3 şu anda oynanan maçı kazanan takım Amerika Şampiyonlar Şampiyonu olacak. Biz de yani San Francisco'da yaşayan insanlar olarak Golden Gate Warriors da San Francisco'nun takımı. San Francisco'nun takımını destekliyoruz. Maç burada Oakland'da. Oakland Arena diye bir yer var. Golden Gate Warriors'ın kendi sahası. Orada yapılıyor. Eğer ki Golden Gate Warriors bu maçı kazanırsa bütün Amerika genelinde şampiyon olacak. Oklahoma City Thunder deniliyor öbürsüne. Öbürküsü de Oklahoma City Thunder. Siktir edin öbürküsünü. Onlar zaten ta gelmişler doğu yakasında. Biz burada doğu yakasının çocuklarını barındırmıyoruz arkadaşlar. Batı yakasında her türlü harcarız yani. Buraya gelen doğu yakasının çocuklarını hiç barındırmıyoruz. Burada şimdi maç çıkışında özellikle de kaybedersek katliam yaşanacak. Thunder yani. 14-10 önde. Evet. Şu anda Thunder'slar, Thunder neydi? Oklahoma City. Oklahoma City şu anda arkadaşlar 14-10 yani 4 sayı önde. Bu hiçbir anlama gelmiyor çünkü NBA'yi takip edenler bilir. Golden Gate'in Warriors'ın Curry diye bir silahı var. Son dakikaların adamı. Adam böyle bütün maçlarda böyle bu şampiyonluğu öyle aldılar zaten. Geriden gelip son dakikadaki üçlükleriyle böyle maç kazanmasıyla ünlüdür. Son iki maçta da böyle hikayeler oldu. Son anda aldıkları oldu. O yüzden yani maçın son dakikasına kadar 10 sayı fark bile olsa arada, 10 sayıdan daha fazla fark bile olsa çok fazla önemli değil. Son 1 dakikanın içerisinde 3 tane 4 tane dörtlük atıp maçı çevirmişliği var Curry'nin. O yüzden de hiç şeyimiz yok. Golden Gate Warriors alacak ve şampiyonlar şampiyonu olacak. İnancımız tam bu noktada. Evet arkadaşlar, şimdi eve geri döndük. Berkeley'e gitmekten vazgeçtik çünkü Berkeley'e gittim. Acayip bir sis ve acayip bir hava, çok kötüydü. Hatta soğuktu yani hava. O yüzden de hiç orada vakit kaybetmeden geri döndük biraz dinlenelim diye. Tabii bu kararımızda Golden Gate Warriors'ın 11 farkla yenilmesinin de etkisi var. Şu anda 11 farkla yeniliyorlar. Yani şampiyonluk gidiyor gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi Warriors'ın Curry'si var. Son anda maç değişebilir. Eğer maç değişirse Oakland'da kutlamaları seyretmeye gideceğiz. Eğer değişmezse de evde oturup yasımızı tutacağız. Yani yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, şimdi evden çıktık. Oakland'a doğru gidiyoruz. Şimdi maçın akıbeti şöyleydi. Yani maçın gidişatı şöyleydi. İlk iki devrede, ilk iki yarıda bayağı böyle 10 farkla falan yeniliyordu. 7-8 fark, 10 fark oynuyordu ve San Francisco Warriors, Golden Gate Warriors böyle 7-8 farkla gerideydi. Yalnız 3. devre, 3. devrede tam 10 fark, 11 farkla öne geçerek maçı 17 fark mı? 3. devrede 17 farkla öne geçti. Şimdi bu devrede de gene 4-5 sayı farkı var. Aralarında şu anda kaç fark var abi? 20'ye yakın fark var değil mi? 20 sayı fark var. Yok. 10 sayı fark. Şu anda da aralarında yani nereden baksan 10 sayı fark var. 10 sayı farkla Golden Gate Warriors önde. Bu da maçın bitmesine 5 dakika vardı. Biz çıktık. Bu da şu anda yani 3 dakika falan kaldı maçın bitmesine. 3 dakika sonra Golden Gate Warriors, San Francisco'nun basketbol takımı, Amerika'nın şampiyonlar şampiyonu olduğunu ilan edecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yollarda bomboş. Bunun sebebi de şu: şu anda herkes evinde bu maçı izliyor. Bütün Amerika kitlenmiş bu maçı izliyor. Yani hani sadece bizim şehrimiz için olduğu için değil, bu yani Amerika, yani Türkiye'deki Fenerbahçe Galatasaray derbisinden bile büyük bir olay. Yani şampiyonlar şampiyonası demek bütün dünyada çok büyük bir olay. Eminim ki sizler de içinizde NBA'yi takip eden vardır. Hatta bu maçı izliyor olan bile vardır gecenin bir yarısında kalkıp. Dünya basketbol müsabakaları arasındaki en önemli müsabaka bu. Bizim şehrimiz Golden Gate Warriors'a burada şampiyonluğa aday ve şu anda alacak gibi gözüküyor. Yani hani son 3 dakikada çok değişik basketbol, çünkü sürprizlere gebe bir spor dalı. Eğer çok değişik bir durum olmazsa şampiyonluğunu ilan edecek birazdan ve çok büyük kutlamalar olacağını planlıyoruz. Bu sebeple de yollar bomboş. İnsanlar evinde
bu efsanevi karşılaşmayı izliyorlar şu anda. Şey gibi, ben de su spor muhabiri gibi sundum ha. Bayağı böyle heyecandan kendimi şey gibi hissettim böyle. Evet sayın seyirciler, şu anda maçın bitmesine 3 dakika kaldı. Eğer ki Golden Gate Warriors kendi önde olduğu şeyi korursa, skoru, bu skoru korursa Amerika Şampiyonlar Şampiyonu olacak. Eğlenceliymiş ha. Spor muhabiri mi olsam, ne yapsam yazılımı bırak. Bayağı heyecanlıymış. Ben hiç anlamam spordan. Hiçbir spor dalını takip etmiyorum, futbol dahil. Curry, dediğim gibi Curry soslu Warriors gene yaptı yapacağını. Son dakikalarda attıkları üçlüklerle arkadaşlar, şu anda maçın bitmesine 26 saniye var ve 10 sayı öndeyiz. San Francisco Golden Gate Warriors tam 10 sayı önde. Yani bu ne demek oluyor? Amerika Şampiyonlar Şampiyonu Golden Gate Warriors. Ve 88-96 kazanan Golden Gate Warriors. İşte söylediğimiz gibi gene bizi yarı yolda bırakmadı. Gene bizi yüzüstü bırakmadı. Gene beklediğimiz oldu. Gene beklediğimiz oldu. Hayallerimiz yine suya düşmedi. Bu yılın da 2016'nın da Şampiyonlar Şampiyonu Golden Gate Warriors.